Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün farklı bir stüdyodayım. Fark etmişsinizdir. Beni yakından takip edenler kimin stüdyosunda olduğumu anlamıştır. Reis arkada, Buğra Akpınar'ın stüdyosundayım. Selamlar. Geleceğim birazdan. Ha, senin sesin geliyor değil mi? Tabii ya. Kral bana bir sürü harcama yaptırttı. 4 farklı ayakkabı aldım. Hatta bugün 5.'yi alacaktık ama istediğim ayakkabıyı bulamadım. Aslında onun içeriği bana da böyle al oğlum şundan bir tane bulunsun, bir tane bulunsun diye bir sürü ayakkabı aldırdı. Yatırımlık. Artık öyle gerçekten günümüzde Türkiye'de ne alırsanız alın değerleniyor. Çok saçma değil mi ya? Ama bir şey söyleyeceğim Oğlum biz bak. seninle hep niye bu Türkiye ekonomisine geliyoruz ya? Gelelim. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Hayatın gerçekleri. İki tane off-white'ın oldu benim sayemde. Bu Evet. paraları alabilir miydin? Yani bu alamazdım. Bu da şansımıza denk İşte. geldi. Reis gerçekten şanslı ya ayakkabı konusunda. Abi bu asıl bu. Evet Jordan nasıl? Bunu fena sıkıştırdık ya. Şimdi elimde 4 tane ayakkabı var. Bir tane Jordan var. Markalarını söylüyorum sadece. Bir tane Off-White var. Bir tane New Balance var. Bir tane de Nike var. Ama bu Nike da özel bir Nike. Off-White'la işbirliği yaptıkları bir ayakkabı. Acayip bir ayakkabı. Yani değişik bir video olsun istedim. Toplu bir kutu açılımı anca ayakkabıyla yapabiliyoruz. Öyle Çin'den artık gümrük yüzünden öyle bir sürü ürün getireyim, patlatayım falan yok. Bitti o işler. Çok uzatmayayım. Yavaştan ayakkabıları açalım. Buğra Bey de arkada bunların hikayesini anlatacak. Hele şu Off-White'ın hikayesi beni paramparça etti. Üzüleceğiz biraz ama bakalım ayakkabıları beğenecek misiniz? Bir yüzümü görsünlermiş. Dur dur ben seni öyle çağırayım Bir dur. yüzümü görsünler. Bunları arkaya koy. Sen backstage olarak koyarsın. Bizi Şimdi illallah ettirdi ya. ben ne yaptım be? Video çekeceğim, video çekeceğim. Gecenin Abi, saat kaç olmuş? Saat 1. Video çekeceğim diyor hala. senin için erken bence yani saat 4'te video çeken adamsın Abi ya. ben seviyorum birader ben. Şimdi normalde kralı yanıma davet edecektim. Birlikte inceleyecektik ama öyle çok zor oluyor. O arkadan bize hikayeyi anlatacak. Mikrofon takılı zaten Aynen. onda. Öyle yapacağız videoyu. Buradaki en değişik olmayan ayakkabıyla başlıyoruz. En standart ayakkabı o. Ya ayakkabıyı ilk gördüm dedin ki ya bu ne ya buna bu para verilir mi falan filan yalandan. Ama şak diye tükendi ayakkabı. Evet, kutumuz bu. Gayet klasik, sade bir kutuya sahip. Burada New Balance logosunu görüyoruz. Yeşilimsi bir kutusu var. Açıyorum. Aç. İyi bro. New Balance 550. Bunların şimdi yakın zamanda 650R modeli de gelecek. Öf. 650'ler severiz. Öf. Benim motorum da biliyorsun 650'ler. Daha değil mi? Evet. Boran abime bak be. Boran abime bak be. Sandalyeden sallanıyor abi. Evet, şu bebişleri çıkartalım. Çok casual bir ayakkabı ama çok şık bir ayakkabı. Evet, şöyle ayakkabıyı göstereyim. Bence renkler çok hoş. Turkuaz ve bordo renkleri kullanılmış. Tamamı beyaz ve deri. Bunun bu arada en pahalısı yeşil beyaz olan versiyonu. Evet, bir de renklerine göre fiyatları değişiyor. Kuvvetli ihtimal çok değerli değil bu renkler arasında. Kırmızısı Bu çok değerliydi. Sevgili Süper Step New Balance'la bir anlaşma yaptı. Full stok girdi. Şu an bulunuyor. ayakkabı bu şekilde. Hiç giymedim bu arada ayakkabıları videoyu çekeceğim diye. Hepsini de deneyeceğim. Rahatlıklarını da söyleyeceğim. Arkası da böyle güzel detaylar var bu arada. Ben normalde bu tarz böyle günlük ayakkabılar çok kullanmam. Biraz daha böyle cafcaflı, böyle tombik ayakkabılar giyerim. Uzun süredir böyle bir ayakkabım olmamıştı ama severek giyeceğimi düşünüyorum. Rahat olması benim için çok önemli bir ayakkabı da. Hepsini deneyip 10 üzerinden puanlayacağım rahatlıklarını. Evet, şimdi gelelim hikayemize. Bu New Balance firması aslında New Balance Athletics diye geçiyor. Ama herkes bunu New Balance diye biliyor. İlk 1906 senesinde ortaya çıkıyor ama dayımız çok acayip. Bir fabrikada çalışıyor. Yürüyor yürüyor bilmem ne. O kadar köpek gibi çalışıyor ki adam. Ayakları ağrıyor. Patrona diyor ki ya ayaklarım çok ağrıyor diyor. Yeni bir ayakkabı mı geliştirsek bir şeyler mi yapsak falan filan. Kendi fikri var herifin. Ondan sonra öyle bir ayakkabı yapalım ki diyor yani fabrikada çalışan işçiler diyor giydiği zaman rahat etsin falan. Tabii patron kovuyor bu abiyi. Bu abi de sinirleniyor yani William. Dayımız bir tane ayakkabı tasarlıyor. O kadar rahat ki ayakkabı giyerken falan filan bayağı muazzam bir kalitede. İşte Tamam. çevresine tavsiye ediyor. Gel sana da yapalım, gel sana da yapalım falan. Firma öyle kuruluyor. Şimdi bu 550'nin hikayesi çok garip. Basketbol ayakkabısı üzerine yoğunlaşıyor adam. Hı. Diyor ki bir basketbol ayakkabısı yapacağım. Basketbol ayakkabıları niye bilekli biliyor musun? Sakatlanmayı engelliyor. Hı, burkulmayı engelliyor. Burkulmayı, sakatlanmayı falan engelliyor. 550'de ilk abi çıktığı zaman low olarak üretiyor bunu. Ama işte ayakkabı low olduğu için çok uygun değil basketbol için. Ya bir Çünkü de eski bir tasarımsa bu. Eski basketbol ayakkabıları Converse'de oynuyorlarmış lan adamlar. 70'lerin işte 75'te falan evet. giyiyorlardı. İlk o zaten Converse'ın All Star'ları basketbol ayakkabısıydı işte. Olabilir işte. Larry Bird zamanı falan işte. Helal lan sen. Bir şey söyleyeceğim.
hocam iyi ha. Aynen Larry Bird zamanı bu arada. Neyse bu ayakkabılar bir fail olarak ortaya çıkıyor yani aslında. Bileksiz olduğu için ama tabii adam yılmıyor abi ve 650 R modelini bundan sonra piyasaya sunacak. 650 R modeli bu arada yani fotoğrafını gir. İnanılmaz bir... Bose koyar şuraya. Bunun bilekli hali. Aynı tasarım neredeyse ve kesinlikle çıkınca ben de alacağım. Yani çok rahat bir ayakkabı. Çok seveceğim bir ayakkabı. Sen bu ayakkabıyı ilk ben gösterdim sana. Bu ne abi falan dedin. Sonra video açtım ben sana. Hatırlıyor musun? Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Bir ayakkabıyı fotoğrafından görerek yorumlamayın. Ben o hataya çok düştüm. İnternette neredeyse her ayakkabının tüm renklerinde ayağa giyilmiş halleri var işte. Ayakkabının ismini yazıp 10 feet falan yazabilirsiniz. 10 foot falan yazabilirsiniz. Çıkar. Kayıtta da çok güzel olur. Tamam. Bir giysene hazır ayağında tight varken. Allah ayağında tight var ha öyle mi? Şimdi bir ayağı deneyelim. 10 üzerinden puan vereceğim rahatlığına. Şimdi de gelelim Jordan'a. Felaket ucuz aldık. Reis uyandırdı beni dedi direkt git al. Ulan seni uyandıracağım diye 40'ını alamadım ben. Evet. 40'ı vardı. Acil dedim Nike'ın sitesine gir. Ben sana acil dediğim zaman gitti. Tamam canın sağ olsun. Helal. Hayırlı olsun. Gözüm hiç kalmadı ayakkabıda bu arada söyleyeyim. Vallahi kalmadı yemin olsun kalmadı. Ayağım kırılıyor. Tövbe Allah korusun be. Evet sırada Jordan'ımız var. Klasik Jordan kutusu zaten. Altın işlemeli Jordan logosu ve simsiyah. Bir kutu. Air Jordan 1 mit. Evet. 1. Air Jordan 1. Hangi rengiydi bu? This is BG. BG değil bunun adı. Curry Red. Evet. Light Curry Red. Ben BG diyorum ona. Beige olduğu için bu arada. Bu Jordan'ların fiyatları ne kadar oluyor? 2,5. Biz bunu 1300 liraya aldık. Evet. Evet. 23 işlemeleri her zamanki gibi. Ve canavar burada. Biraz değişik bir renk. Farkındayım. Çok güzel bir renk. Ama evet. Biraz değişik gelebilir rengi ama... Gerçekte çok daha güzel gözüküyor. Fotoğraflarda bu kadar beğenmemiştim. Light körü ve kırmızı renkler var. Bir de beyaz var. Bağcıkları da kırmızı. Full deri. İçi de bu şekilde fileli gibi. Tamamı kırmızı. Ben bunu çok merak ediyorum rahat mı diye. Büyük ihtimal çok rahat değil. Hikayemizi dinleyebiliriz. Bu arada ben 44 giyiyorum. Bu da 44. New Balance da 44'tü. Bazı markalarda değişiyor. Bugün doğum günüm arkadaşlar. Şuraya bak, da adresi benim bırakıyorum. Benim doğum günüm bana nasıl kötü davranıyor? Şuraya da adresi bırakıyorum. 44 giyiyorum. Bana buraya isterseniz ayakkabı gönderebilirsiniz ayrıla. Vallahi hayır da mı? Bu ayakkabıyı 1300 liraya aldığımı söylemiştim. New Balance'ı da yanlış hatırlamıyorsam 2700 liraya aldım. O bundan iki kat daha pahalı. Ama bu daha ilgi çekici bence. Bu arada Air Jordan 1'i Türkiye'de bulmak gerçekten zor. Onu evet söyle. Abi geliyor çat. Hele benim numaram. Beyefendi 40 giyiyor böyle. Bebek gibi ayağı var. Bulabiliyor bazen numaralarını. Bir ayakkabı düştü mü ilk benim numaram ve 43 gidiyor abi. Çat diye yok yani. Abi ayakkabılar 1980 yılına kadar sadece ayakkabıydı yani. Ta ki Air Jordan ortaya çıkana kadar. Tabii Michael Jordan'ı biliyorsun. Çaylak o dönemler. Kim o? Bu nasıl bir soru ya? Oğlum bu video bitmez ha. İlk önce o zamanlar tabii çaylak döneminde ilk sponsor Adidas. Adidas'a diyor ki ben bir tane basketbol ayakkabısı üretmek istiyorum. Kafam çok karışık, vaktim yok. Bana yardımcı olur musunuz diyor. Adidas diyor ki bu hayalden vazgeç. Michael yana kaykıl diyor. Kötü. Yorum bile yapamadım ya. Abi muhabbet şu. Adidas diyor ki Converse'le kesinlikle rekabet haline giremeyiz diyor yani. O 80 döneminde Converse'in basketbol ayakkabıları var. Tabii o dönemler öyle bir dönem ki hani Magic Johnson, Kerim Abdülcabbar falan onlar var işte o dayılar falan. İşte senin söylediğin Larry Bird. Abi Jordan çok üzülüyor bu arada Adidas reddedince. Menajeri David Falk diyor ki Jordan'a gel Nike'la görüşelim. Jordan istemiyor çünkü Adidas'a öyle bir bağlılık yemini var ki adamın. Ben istemiyorum diyor. Sonra annesi çok konuşuyor. Git diyor Nike'la görüş vesaire falan. Sonra gidiyor abi en son Nike'la görüşüyor. Nike öyle bir teklif yapıyor ki yani dünya çapında bir daha böyle kimse bir teklifte bulunmaz. Jordan hemen havada atlıyor ve teklif kabul ediyor. Bu arada babasının da bir açıklaması var, bir belgesel var. Belgeselde de diyor ki eğer sen bunu kabul etmeseydin büyük gerizekalı derdim sana diyor. Muhteşem bir para teklif ediyorlar çünkü. Abi ilk tabii teklifi kabul ettikten sonra 84 senesinde bu ayakkabının ilk prototipleri çıkmaya başlıyor ortaya. Hı hı. 85 senesinde de piyasaya çıkıyor. İlk piyasaya çıkan ayakkabı Chicago Bulls'un renklerine ait Air Jordan 1 Chicago. Chicago. Evet. Ayakkabı şu anda Türkiye'de birisi satıyor. 650 bin lira değerinde. 85 Jordan 1'lerin yani. En pahalı modeli o. Evet. Chicago modeli. 650 bin liraydı en son. 1 Nisan 1985 senesinde bu Air Jordan'lar
65 dolardan satışa çıkıyor o zaman parasıyla. Bitcoin gibi ayakkabı anasını satıyor. Abi değil mi ya? Çok acayip. Ama neyse ki siz üzülmeyin, bu ayakkabıyı edinebilirsiniz. Instagram'da ithal barkodlu olarak satıyorlar. Hem de 900 liraya. Ne diyorsun o tiplere? Ya Allah kahretsin onları ya. Tek sıkıntısını söyleyeyim mi? Burun tarafının şu etrafı var ya, şu bölümler. Bak ha. O bölümler bir süre sonra canını acıtmaya başlıyor yürüdükçe. Benim ayağım çok taraksız abi. Büyük ihtimal öyle bir sıkıntı yaşamayacağım. İnşallah. Ya bunun hikayesi işte, dayı giydi, cezalar yedi falan filan. Ha, bu yasak olduğu dönemde giyerek cezasını ödeyerek evet, reklamını yaptı. Evet, Nike karşıladı her şeyi. Çok iyi abi. Ve ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Nike ilk sene demiş ki 3 milyon dolarlık satış yapalım, bize yeter. İlk sene 126 milyon dolarlık satış yapmıştır. Bir şey söyleyeyim, Michael Jordan'ın servetini tahmin edemezsiniz yani. Bu sana çok yakışacak. Eyvallah, teşekkür ederim. Canım benim, kamerayı kapatalım. Evet, geldik buradaki tüm ayakkabıların en pahalısına. Ah be Virgil be. Kutumuz bu şekilde, markamız Off-White, Amerikan markası. Ama tasarımlar Milano, İtalya'dan. Şöyle kaldıralım, şöyle açalım. Merak ediyorum bu ayakkabıya ne yorum yapacaklar diye. Çıkartalım. Ah, ah! Ne oldu lan? Bunun taşıma çantası da var. Çünkü bu nerede? Bir luxury brand. Nerede? Şöyle bir, ne denir bu? Ne keten mi ne bu? Ben bildiğin kumaştan değil ya, taşıma kılıfı ya. Gibi böyle. Delikli bir kumaşı var, ketene benziyor. Ya normal pamuklu kumaş değil, bir şey örmesidir bunun adı. Sen de hayatımda ilk defa pahalı ayakkabı alınca ben. Değil oğlum, Zanotti'lerin falan böyle değil mesela. Onların böyle naylon. Naylon. E tam bir adı vardır dedim ya. Sen Hüseyin. Neyse, şöyle bir taşıma çantası var. İçine koyuyorsunuz taşıyacağınız zaman ayakkabıları. Başka ne için ayakkabı içine koyar ki bir insan abi? Ya sen taşımak için kullanmıyorsun onu. Evde de bunları kendi torbasının içine koyuyorsun, kutuya kaldırıyorsun. Evet. Bu hareketler ne şimdi? Bu ayakkabı hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Ben acayip beğenerek aldım. İçime çok sindi. Dışıma Barbie. Hadi bakalım, ben de bir böyle iğrenç bir espri patlatayım. İçi bu şekilde, pembemsi, morumsu bir renk. Gariptir. Ben normalde 44-44,5 giyiyorum. Bu ayakkabıda 43 ayağıma cuk oldu ve sadece bu renkte 43'ü vardı. Burada işte Off-White logosu. Ön tarafı siyah. Geneli deri. Burada işte Off-White logosu yeşil. Tabanı bu şekilde. Çok öyle şurası işte polyester, burası bilmem ne derisi diye anlatamıyorum, çok bilmediğim için. Arkasında falan böyle detaylar var. Yani benim çok içime sindi. Ben eskiden bu tarz böyle skate ayakkabıları giyiyordum. Bu tam bir aslında skate ayakkabısı model olarak. Doğru bu arada. Böyle pofuduk olduğu için etli etli böyle çok rahat oluyor. Ama çok iyi hava almıyor. Ayağınızı pişirir sıcak havada. Onu söyleyeyim. Ama görüntü ve ayakta duruşu bence muhteşem. Ya denk geldi arkadaş yani. Alayım mı dedim, bayağı kararsız kaldım. Çünkü diğerlerine nazaran bir tık pahalı bir ayakkabı. Kaç paraya aldın? Ya ben bunu kendime doğum günü hediyesi aldım. Normalde bu kadar bir ayakkabıya para verecek şeyde değilim yani. 12.900 liraydı. Normal satış fiyatı, ben 7.500 TL'ye aldım. Ya 7.000 liraya Off-White yok artık. Ya orası öyle. Yani dediğim gibi şimdi Nike ve New Balance gibi değil. Bu bir luxury brand. Tüm ürünleri pahalı olan bir marka. Yani bir tişörtünü 5.000-6.000 liraya satıyor bu marka. Çakması çok var tabii ki piyasada ama hani ucuz ürünü yok diyebilirim bu markanın. Şunu da göstermek istiyorum. Off-White'ın bu imzası. Tüm ayakkabılarında neredeyse bu var. Bunun tipi değişebiliyor. Bazı ayakkabılarında bu deri oluyor. Tipi evet, daha değişik oluyor. Burada böyle plastik kullanmışlar. Bunu giyerken çıkartabilirsiniz ama kimse çıkartmıyor. Çünkü bu tasarımcının imzası. Tasarımcısı demişken hikayemize gelelim. Rahmetli. Rahmetli. 2013 senesinde kurdu bu arada bu markayı. Öncesinde Louis Vuitton gibi markalarda baş tasarımcı olarak görev alıyordu. Abi Virgil Abloh galiba, ya da Abloh. Abloh'tur büyük ihtimal. Virgil Abloh. Beyin kanseriydi. Hı hı. Geçen sene vefat etti. Yani güzel adamdı. Yani önemli bir tasarımcıymış. Ben de hiç tanımıyordum. Off-White'ın sahibini de bilmiyordum. Öldüğünde haberlerden görmüştüm. Biraz araştırdım. Çok da genç yaşta ölmüştü bu arada. 40 yoktu herhalde değil mi?
yoktu gibi. Yani çok güzel tasarımları var. Biraz daha diğer markalardan uzak bir tasarımı olan bir marka. Öldükten sonra patladı. Çok acayiptir yani. Öldükten sonra adamın markası bir anda patladı abi. Hala ve hala belli başlı ayakkabıları işte mesela Nike'ın işbirliğinde yaptığı ya da Balenciaga ile beraber işbirliğinde yaptığı birçok ürün var. Açık artırmada çok devasa fiyatlara satışa çıkıyor. Ve satın alanlar var. Bir de ölünce daha da değerleniyor bu tekrarı gelmeyeceği için. Evet. Ölmek daha kıymetli abi yaşamaktan. Çok acayip yani. Logosu bu arada çok değişik. Şu logosu. Siyah beyaz bir tane. Evet. Tamam. Okey. Çok aykırı bir logosu var. Çok değişik bir adam abi. Değişik olması abi zaten yani bu tasarım işi normal insandan çıkacak bir şey değil. Götürüyorum bunları da kenara. Gönder abi. Ben sana diğer son ayakkabımıza girelim. Evet, gelelim son bebeğe. Acayip. İkiye bölünecek bir tayfa var şimdi yorumlarda. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten tam olarak ikiye bölünebilirler. Bakalım sizler düşüncelerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Belirtmişken like da atın. Hatta abone de olun. Bir de bildirim zili var. Oo. Mis. Neyse, gelelim kutumuza. En değişik kutumuz bu. Ayakkabının kendisi gibi kutusu da aykırı. Off-White'ın Nike'la yaptığı bir işbirliğinden çıkan değişik bir tarz. Böyle kiremit tasarımlı, çok beğenmediğim bir kutusu var. Açıyorum. Hoppa! İşte burada Off-White ve Nike logolarını görüyorsunuz. Burası biraz buruş buruş, anlatacağım sebebini. Kutuyu yollayalım. Sen bunu Resell'den aldın ama uygun aldın. Evet. Resell'de olmasına çok uygun aldın çünkü Resell'de bu 5500, 6000, 7000, 10.000'e satan var oğlum ya. Şunu söyleyeyim, Resell ne demek bilmeyen çok kişi var, onu da söyleyelim. Resell bu tarz limited veya kolay bulunmayan ayakkabıları bazı kişilerin ticari amaçlı alıp bir tık daha karlı bir şekilde satması. Tam anlamıyla bu. Görüyor atıyorum işte stoklar açılıyor, yakalıyor fırsatı. 5-6 numarasını alıyor. Piyasada kalmıyor tabii, almak isteyen adam biraz daha fazla para vererek satın alıyor. Kara borsası diyebiliriz aslında bu işin. Doğru bu arada, doğru özetledim. Gerçekten çok acayip bir ayakkabı. Off-White'ın izlerini görebilirsiniz. Yani her yerde aykırı bir tasarım var muhakkak. Burada böyle diken diken bu kısma geleceğiz. Çok değişik bir hissiyatı var. Sadece aralarından bu ayakkabıyı denedim bu arada. Diğerlerini hiç giymedim ama bunu direkt giydim. Sebebi ise ben bunu normal bir satış sitesinden almadım. Dolaptan aldım. Orada da reselci var bir sürü. Dikkat edin bu arada. Orijinal diye sahte satan da çok fazla insan var. Bu normalde 3300 liralık bir ayakkabı. Ben kaçırdım kendi numaramı. Her zamanki gibi yetişemedim. Çünkü 44. Ardından dolapta fırsatı yakaladım. Yani uygun fiyata koymuştu. 4000 lira yazmıştı. Pazarlık falan 200 lira indirebildim. 3800 TL'ye ben bu ayakkabıyı satın aldım. Bir de bu çok konuşuldu bu ayakkabı. Abi çok değişik ya. Yani ben bununla daha sokağa çıkmadım. Çıksam, AVM'de yürüsem 10 kişiden 5'i ayağıma bakar. Bakar bu arada. Bir de düşmanlarımla denk geliriz. 10 kişiden 6'sı olur. Ya şu dikenler bastığınızda evet yamuluyor ama böyle bir uzay yürüyüşü gibi böyle değişik bir havada hissettiriyor ayağınızı. Ha, bu çiviler zaten yalan olacak. Yani bir ay sonra falan hepsi ufak ufak kopmaya başlar. Ayakkabıyı göstermeye devam edeyim. Çift bağcıklı bir model. Hem beyaz bağcığı var hem siyah bağcığı var. Burada böyle bir sıkma tokası var. Üstünde Nike amblemi var. Sarı ve pembe renkleri kullanılmış. Çok acayip renkler kullanılmış bu arada. Burada pembe var, arada yeşil var. Lacivert var. Karma karışık güzel bir şey yapmışlar işte. Turuncu detaylar. Orada transparan bir Nike logosu. Bunu böyle siyah dikmişler. Dokusu da çok farklı bu arada. Ya yani her yeri farklı ayakkabının. Off-White'la alakalı bir şey olduğunu anlıyorsunuz. İşte burasında yazıları var. Arkada bu arada reflektör o bölüm. Ha bak bunlar reflektörmüş, ben bilmiyordum. İşte burada Nike amblemi var. Ayak bölümü transparan. Nasıl ayak bölümü transparan? Tabii. Parmakların göründüğü bölüm transparan. Koy elini. Çok ufak. Evet. Beyazda çok belirgindir. Beyazda daha belirgin. Bir de beyazda simler var. Bunda yok simler. Şunu göstereceğim bir daha. Şu çok acayibime gitti benim. Şurası bakın. Dışarıda şöyle bir dikdörtgen koymuşlar yani. Çok acayip ya. Gerçekten işte bu yaratıcılık abi. Neydi abimizin adı? Virgil. Virgil. Yine Off-White'ın izini taşıyan klasik etiketimiz burada ama çok uzun abi bak. Evet sürtüyor. Yürürken falan sürtüyor bu arada bu arkadaşlar. Ne dayı? Ayağını bastığında üstüne basacaksın. O pisliği toplayacak. Köpek bokuna bulaşacak. Sonra çıkartacaksın ayağından dişini karıştıracaksın. Yok artık ya.
Bütün Off-White ayakkabılarda özel imzalar vardır. Bunun imzası da içinde. 3 tane 0 var. Hem o. Şu mu? Montenegro bilmem ne falan. Onda mesela ne yazıyor bilmiyorum da. California derler. Mesela onda ne yazıyor? Oregon USA yazıyor. Tamam. O değişiyor yani işte. California'da üretildiyse California damgasını vuruyorlar vesaire falan filan. Hmm, tabii. Bu normalde Air Force 1'in mid modeli, bilekli modeli. Böyle bir işbirliği yapmışlar. Aslında ayakkabı Nike ama Off-White izleri taşıyor. Bu yüzden Off-White'ın ayakkabılarına göre uygun fiyatlı. Dünyanın her yerinde raffle yapıldı. Sadece Türkiye'de böyle satışa sunuldu. Ciddi misin? Evet abi. Raffle'ı da söyledim. Çekiliş demek. Bazı ayakkabılar adaletli dağıtılsın diye. Çünkü çok özel olduğu belli olan ayakkabılar var çıkmadan önce. Bunları adaletli olması amacıyla çekiliş yapıyor firmalar. İşte Wunder gibi firmalar var. Onlara geliyor önceden. İsminizi yazdırıyorsunuz. Denk gelirse sahip olabiliyorsunuz parasını ödedikten sonra. Bu ayakkabı Türkiye'de normal olarak stokları açıldı. Yani siteye giren istediği kadar alabildi yakalayanlar. Dünyanın diğer tüm ülkelerinde çekiliş de verilmiş. Bu bilgi çok acayip. O zaman bunun fiyatı yükselecek. Evet. Bora Bey'de beyazı var. Siyahını da aldı. Bunun aynısından. Beyazını gösteremeyeceğiz. Evde kaldı. Ama fotoğrafını şuraya koyayım. Beyazında simli böyle detaylar var. Renk açısından biraz daha farklı. Evet ama o ayakkabı kirlenirse onu temizleyemezsin işte. O çok sakat. Şu kumaş doğru temizlenmez. Ben o yüzden siyahı tercih ettim ve daha çok beğendim. Ben eskiden böyle kendime çok bakan, giyinme, önem veren, kendime sürekli bir şey alan bir adamdım. O işlerden biraz uzaklaşmıştım. Şimdi tekrar böyle, saçım başım şey de artık böyle kendime bakmaya başlayacağım. Alışverişimi yapıyorum, sporuma gidiyorum. Yani daha zinde, daha güzel bir halde karşınıza çıkacağım. Ben hak ediyorum abi, çok çalıştım ya. Çok çalışıyorum da hala. Evet, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Uzun bir video oldu. Helal edin. Bora Bey'e de beni ağırladığı için ve bunları almamda yardımcı olduğu için teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğim bir şey? Var. Biz seni sevdiğimiz için onları aldırıyoruz. Videoya konuk et diye değil. Tamam. Ben de aklını söyledim. Hayır oğlum, millet yanlış anlıyor. Bak, hiç söylüyorum sana. Neyse, 3, 2, 1. Teşekkür ediyorum. İyi ki gel, beni konuk al. İyi ki geldi. 3, 2, 1. Ben teşekkür ederim. Bu mu? Bora Bey'in de kanalı şurada çıkacak. Şuradan da tıklayarak kanala gidebilirsiniz. Açıklama kısmında da linki var. Neyse, çok uzatmayalım. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.